Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizlere Opel Astra 1.3 Diesel 2006 model 90 beygirlik aracımızdaki motor arıza ışığının hangi sebepten dolayı yandığını ve bu hatayı nasıl sileceğimizi göstereceğiz. Bu hatayı arkadaşlar nasıl okuyup nasıl sileceğimizi ben size şuradan göstereyim. Şöyle ELM327 mikro denetleyicisi ile normal USB seri bağlantılı cihazımızla göstereceğim. Bluetooth'lu değil, normal. Bluetooth'luları da var. Onları takıp direkt mobil aplikasyonlarından da telefonunuzdan da kolayca okuyup silebilirsiniz. Fakat ben daha klasik bir yöntemi göstereceğim bugün. Bu cihazımızı aracımızın OBD2 soketine bağlayarak seri porttan bilgisayarla haberleşip bu hatayı okuyacağız. Nereden kaynaklandığını bulacağız ve ardından hatamızı sileceğiz. Hemen başlayalım. Şöyle. Şimdi aracımızda Opel 1.3 dizeldi arkadaşlar. OBD soketini yeni bulmamız lazım. Bu araç işte arkadaşlar, bu vites konsolunun hemen altındaki paneli hafifçe şu yukarı kaldırırsanız arkadaşlar, şunun altında şurada göreceksiniz soketin yerimizi. Buraya arkadaşlar bu soketimizi bağlıyoruz. Haberleşme soketini. Ve buradan arkadaşlar bilgisayara bağlamış oluyoruz. Şimdi şöyle alayım ben bilgisayara. Buradan arkadaşlar basit bir terminal haberleşme programı kullanmamız gerekebilir. Ben bunun için Termit diye bir program kullanıyorum. Bunu internet ücretsiz olarak kendiniz indirebilirsiniz. 3.4 versiyonu var. Burada önemli olan arkadaşlar şu ayar sekmesine gelebilirsem göstereceğim. Burada COM5 dediği şuradaki 5 numaralı seri USB portum. 38400 baud rate dediği ELM327 mikro denetleyicinin arkadaşlar haberleşme hızı. Bunları ayarladıktan sonra buraya gelip arkadaşlar ATZ yazarsak büyük harflerle ya da küçük harflerle fark etmez. Bize ELM327 1.4 cihazımızla bağlantılı olduğunu gösterecek bilgisayarı. Aynı zamanda arkadaşlar bundan sonraki hamlemiz, tabi önce bunlara başlamadan şeyi de söyleyebilirim size. Burada ELM327'nin manuelini internetten indirebilirsiniz. Bu manuelde detaylı bütün açıklamalar da mevcut. Şimdi öncelikle Opel Astra'nın haberleşme protokolüne girmemiz lazım. Opel Astra için arkadaşlar haberleşme protokolümüz ATSP6. Yani ATSP6 dediğimiz arkadaşlar, yazdığımız zaman OK diye bize cevap verdi. Geri bu arabanın arkadaşlar haberleşme protokolü. 2008'den itibaren arkadaşlar tüm arabalarda CAN haberleşmesi başladı, devreye girdi. Ortak bir haberleşme protokolü. Daha önceki araçlarda da CAN mevcut. Bazılarında var, bazılarında yok. Ama bu araçta arkadaşlar CAN haberleşme mevcut. Onun için ATSP6 komutuyla bunu yaptım ve ATDP diyerek de şu şekilde. Bakın ISO, yani uluslararası standartta 15765-4, yani CAN hattı 11 bitlik 500 kilobaht hızındaki aracı protokole bağlanmış olduk. Şimdi arkadaşlar aracımız hafif yarım kontak halindeyken hata kodunu okumak için arkadaşlar 03 kodunu gönderiyoruz. Bakın 03 kodunu gönderdiğimiz zaman bize 43-01-04 çift 0 şeklinde bitlerle geri döndü arkadaşlar. Buradaki anlamı 43'ün hata diagnostic trouble kodun geri bildirim cevabı 01 arkadaşlar. 02-03-04 de olabilir. Bu ilk 01 dediğimiz arkadaşlar. Buradaki kaç tane arıza kodu var? Tabi bu bize arkadaşlar powertrain'de, yani motor ECU'sundaki hata sayısı. Bir tane hata kodumuz varmış. Bir tane hatamız mevcut. 04 dediği arkadaşlar, kalan rakamlar ise P04 çift 0 şeklinde bize hatanın ne olduğunu söyleyebiliyor. Ben de şurada Excel hazır bir Excel tablosu var. Oradan size göstereyim sonuçları. Burada arkadaşlar mesela P04 çift 0 EGR flow malfunction dediği EGR akış arızası şu an aracımızda mevcut. Bu tüm dizel araçlarda görürken klasik bir hata kodudur. Bunu daha sonra EGR valfini temizleyerek veya vakumunu kontrol ederek hatayı temizleyebilirsiniz. Fakat ben şimdi buradaki hatayı direkt 04 komutuyla da silebilirim. Fakat silmem bir şey değiştirmeyecek araçta. EGR valfi temizlemedikten sonra veya bakım yapılmadıktan sonra tekrar arıza kodu tekrar yanacaktır. Onun için bakın 04 yapayım ben size şu an. 04 yaptık arkadaşlar. 44 olarak bize döndü. Tekrar 03 yaparsam bakın 43 çift 0 şu an herhangi bir arıza
kodu göstermiyor. Hemen dashboard'umuzda bakalım. Arda kodum var. Şimdi kontağı çalıştıracağım. Ve Arda kodunun silindiğini hep beraber göreceğiz. Şöyle çalıştıralım aracımızı. Şöyle alalım. Bakın gördüğünüz gibi arıza kodumuz söndü. Fakat bunun herhangi bir anlamı yok. Belli bir müddet sonra tekrar yanacaktır. Çünkü EGR valfi henüz temizlenmedi. EGR valfini temizledik, bakımını yaptıktan sonra tekrar arıza ışığımızı tekrar söndürmeniz gerekecektir. Aynı programı bu ELM327 cihazını kullanabilirsiniz. Bu cihaz çok uygun bir cihaz. Dediğim gibi Bluetooth'ta olan versiyonlar da mevcut. Ve bunların mobil aplikasyonları işte Play Store'larda veya App Store'larda kolayca herkes yazmış basit programları, ama bu işin temeli olduğundan dolayı ben bunu öyle bir video çekmeye gereği duyduk. Şimdilik hayırlı günler arkadaşlar.